Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere HTML CSS'te yatay menü nasıl yapılır en kolay bir şekliyle size göstermeye çalışacağım. Buyurun başlayalım. Şimdi videoyu başlatmadan önce ben başlığımızı yazdım menü diye. Bir de stil.css dosyamı oluşturdum ve HTML dosyamın içerisine tanımladım. Şimdi bir tane div oluşturalım. Bu div'e bir class atayalım. Class da men olsun. Divin içerisine geliyoruz. Yatay menüyü ULL yapısıyla oluşturacağız. Bunun için hemen ULL yapımı açıyorum. ULL. Bu her birliğin içerisine a etiketini tanımlamamız gerekiyor. Bu a etiketini tanımlamamızdaki sebep ise link vereceğimizden dolayı linklere a etiketinin içerisindeki href kısmına veriyoruz. Şu anda herhangi bir link vermeyeceğim. Bunun için diyez bırakıp yani boş olarak geçiyorum. Şimdi bu linkleri üç tane yapıyorum. Kısaca üç tane tanımlayacağım. İsteğe göre siz artırabilirsiniz. Şu isim kısmına birinci ana sayfa diyeyim. İkinci hakkımızda. Üçüncü de iletişim olsun. Sonrasında CSS dosyamızı tanımlamaya başlayalım. Tüm sayfayı etkileyecek olan body'yi yazayım. Body, body'nin içerisine margin 0 ve padding 0 yazıyorum. Bu margin 0 ve padding 0'lar sayfanın üst tarafında ve sağ sol tarafında bir santimlik boşluk olursa onların oluşmasını engelleyip sayfayı tam ekran şeklinde tutuyor. Sonrasında menümüzü tanımlamaya başlayalım. menü diyorum ve içerisine giriyorum. Menüye bir width tanımlıyorum. Yani genişlik tanımlıyorum. Genişliğimiz yüzde yüz olsun. Bir de height yükseklik tanımlıyorum. Bu da 70 piksel olsun. Ve bir de menümüze background color ekleyelim. Background color grey gray olsun olsun. Evet. Şimdi bir alta geliyorum. Nokta menü diyorum. Menünün içerisindeki ule'yi bul. Ule'nin içerisindeki li. Li'lere de daha önce ilk ule'yi tanımlayalım. Sonrasında li'yi tanımlarız. Menünün içerisindeki ule'yi bir bit tanımlayayım. Yani buna da bir kendi içerisinde bir genişlik tanımlayayım. Bunun genişliği de 960 piksel olsun. Herhangi bir yükseklik vermemize gerek yok. Burada tanımlamamız gereken bir de list style type var. Bu da oluşturmuş olduğumuz şuradaki ul li yapısı. Yani e, mad madde işareti bırakıyor bu ul li yapısı yaptıklarımızın başında. Ama list style type'a e none girersek yani madde işareti yok deriz. Eğer buradan isterseniz buradan başka özellikler de seçebilirsiniz. Bakın. Burada madde özellikler var. square kare, sembol vesaire. Ama biz nan diyoruz. Madde şeyi olsun istemiyoruz. Bir bakalım. HTML dosyamızı çalıştırıp. Tamam. Maddi işaretleri kalkmış link olarak görünüyor. Şurada bir boşluk var. Bunu şimdi sıfırlayacağız. Bir alt iniyorum ve margin top diyorum. Margin top yani o az önceki üstteki boşluğu sıfırlayacağım. Margin top sıfır diyorum. Bakıyorum yeniliyorum. Tamam. Orada kalktı. Bir de margin oto değerini giriyorum buraya margin auto. Yani bu 960 piksellik vermiş olduğumuzu sayfanın ortasında ortala diyorum. Bakalım. Evet ortalandı. Sonrasında menü ule'liği tanımlayalım. Nokta menü diyorum. Menünün içerisindeki ule'yi bu ule'nin içerisindeki li'lere float left özelliği veriyorum. Bu da yazdığımız bu ana sayfa hakkımızda ve iletişimi sol taraftan sağ tarafa doğru sıralanmasını sağlayacak. Bakın kaydediyorum ve sayfamı yeniliyorum. Bakın sağ, e, sol taraftan sağ tarafa doğru oldu sırasına göre. Ve bir altı iniyorum. menü diyorum. Lean'in içerisindeki ağları bul diyorum. Ve Lean'in içerisindeki ağlara bir color atıyorum color white diyeyim beyaz olsun Şimdi burada bilmeniz gereken bir diğer husus ise arkadaşlar Biz link vermediğimiz için mavi oluşmadı genelde e, Direkt mavi olarak görünür bir defa tıkladığımızda şimdiki olan gibi e, Hafif mor gibi görünür Ama biz herhangi bir renk vermedik tıklandığında da tıklanmadığında renginin değişmesini istemiyoruz Bunun için ul-li içerisindeki a'lara yani linklerimize bir renk tanımlıyoruz. Hiçbir değişiklik olmasın diye. Bakın, beyaz tanımladım, kaydediyorum. Kaydettim, yeniliyorum. Beyaz oldu. Evet, bir de text decoration var. Text decoration nan diyorum. Bu da sayfamızda ana sayfa, hakkımızda, iletişim altı çizili oluyor. Bunların altını çizme demek. Bakın, kaydettim, yeniledim. Evet altındaki çizgiler kalktı. Text align var. Text align özelliği tanımlıyorum center. Şu anda ortalı. Şu anda bir sıkıntı yok ama bunları alt alta yazalım. Yine de bunu yazmakla fayda var. Herhangi bir sorun oluşmasın. Sonrasında bunlara bir padding değeri tanımlayayım. Padding diyorum. <laughs> Bu buraya gireceğimiz padding değerleri. 4 tane değer girebiliyoruz. Birinci girdiğimiz değer saat yönünde üst taraf, sağ taraf, alt taraf ve sol taraf olarak değerlendirilir. Onun için buna uygun bir şekilde giriyoruz. Mesela diyorum ki ben üst taraftan 25 piksel sağ taraftan da 16 piksel aralık bırak. Diğerlerine gerek yok. Şimdi şu sayfa yenilince biraz ortalanacak ve her birinin arasında 16 piksel alan oluşması lazım. Bakalım sayfamız oluştu ama üstten inmedi. Bunun hemen neden kaynaklandığına bakalım. Bir saniye 30 piksel yapayım. Evet biraz indi. Bunun bu kadar olmaması gerekiyor. Tamam. Neyse. Bunu bir 90. Bu da çok olur ya. Burada bir hata var ama. 45 piksel diyeyim. Burada bir hata var. Tanımlamamız gereken bir özelliği unuttuk arkadaşlar. Burada display block diyoruz. Yani buradaki oluşturduğumuz ana sayfa Hakkımızda ve iletişimin bir kutu şeklini alıp kutu şeklinde bir alan kaplaması e, gerektiğini belirtiyoruz. Şuraya bir display blok yani blok tipinde olsun diyoruz. Ve yeniliyorum. Bakın tamamen aşağı indi. Şunu tekrardan 25 piksele çekeyim. 25 piksel aldım. Evet şu anda tam ortalı gibi oldu. Devam edelim. Bir de nokta menü diyorum. Menünün içerisindeki li'lerden a'yı bul diyorum. Eşittir hover diyordum. Bu. E, nokta, iki nokta hover. 2 nokta hover dememdeki sebep ise üstüne gelindiğinde işlem yapsın demek. Eşittir hover. Yani fareyle üstüne şöyle gittiğimizde işlem yapacak. Buna da bir renk tanımlıyorum. Mesela background color diyeyim. Background color ne olsun? Dark orange olsun. Bakın. Yeniliyorum. Bakın şu anda bir şey yok. Üstüne gidiyorum ve tanımladığımız renk geldi. Sadece üstüne gittiğimizde geliyor bu renkler. Devam ediyorum. Bir de bu kutu şeklini al almış olduğu ana sayfa hakkımızda ve iletişime kenarlarına, köşelerine şekil verebiliyoruz. Border Radius diye bir özellik tanımlıyoruz. Bu da yine aynı şekilde saat yönünde mesela ilk girdiğimiz sol üst köşe, ikinci sağ üst köşe, üçüncü sağ alt köşe, dördüncü de sol alt köşe olarak özelliklendiriyor. Şimdi ben birinci köşeye 5 piksel vereyim. İkinci köşe 10 piksel olsun. Artarak gitsin. Üçüncü köşe 15 piksel. Dördüncü köşede 20 piksel olsun. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Bakın herhangi bir şey yok. Üstüne geldiğimizde bakın. Biraz az, biraz daha fazla, biraz daha fazla, biraz daha fazla. Bunu isteğe göre siz şekillendirebilirsiniz. Tek bir değer de atayabilirsiniz. Örneğin 25 piksel diyelim. Tüm köşelere eşit bir şekilde yapacak. Bir, daha, bir saniye. Border radius 25 piksel. Bakın tüm köşeleri eşit bir şekilde dağıttı. Sayfamızı yeniledik. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Birinci köşe 0 piksel olsun. İkinci köşe 15 piksel olsun. Üçüncü köşe 0 piksel olsun. Dördüncü köşede 25 piksel olsun sadece şu köşelere vermedim, şu köşelere değerler verdim. Böyle bir şey oluşturdum. İsteğinize göre siz burada tanımlama yaparsınız. Evet arkadaşlar. Menümüz kısaca basit bir şekilde anlatmak istedim. Menümüz bu şekilde. Siz geliştirip daha farklı tasarımlar ortaya çıkartabilirsiniz. Beni takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. İnşallah bu menünün daha farklı, daha gelişmiş özellikleriyle videolar çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.